Hamı ya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonol. Apartment No 129 oyuna davam edirik. İndi baxaq görək bizi bu dəfə nələr gözləyir, nələr olur. Yenə başladıq. Bu üçə ən asan missiyadır. Yenə olduğu kimi qorxmağa hazır olun. Bu bir. Otaq-otaq baxırıq. Oraya girmek istemiyorum. Hele ki buralara bakaq. Buranı axırda saxlayıram. Hələ ki buralardan götürək sonra. Hərdən bir donma olur, amma ona da fikir verməyin day. Yüksək video karta nə gözləyirsiniz? Katalogda problem var ki, böyle bir şeyleri koyuyorlar bura. Ben sayaq. Bu 1, 2, 3, 4. Ötürü. Ən güclü video karta belə oyun donur. Bunlar onsuz lazımdı bizə.
Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə yığılıb. Proje açılmır gördüyünüz kimi. Yedinci yəqin burada diye. Deməli, buradan götürdüyü onsuz da nə lazımdır? Tapdıq. Görürsən, bizə kömək eləyən kimdir? Yavaş basmayaq. Bəziləri deyəcəklər ki, bassan nə olacaq? Mən yenə də basmasam da yaxşıdır. Hörmətsizlik eləmək istəmirəm. Bura deyəsən baxmamışıq. Yox. Yoxdur. Yox, eləməyin də, xahiş edirəm. Ora girmək istəmirəm. Bu 7-ci tapıldı. Deyəsən başqa variantım qalmayıb elə. Səni mən nə deyim ha? Hər neyse. Bax, jumpscare olanda həqiqətən də adam qorxur.
Ancaq heyf ki bunun filmi çıxmır da. Filmi çıxsaydı lap əla olardı. Deməli onsa fonarik istifadə eləmirik. Autosave getdi. Oy səni. O neydi ola? Hansı qüvvə var ki, istəmirik, biz keçək ora. Yox bir. Bu çox hündür deyə. İndi əsl sürprizə hazır olun. Tatam, baxın hara gəldik. Diqqətli baxın. Tanış gəlir buralar. Neyse, geldik. Hemen o meşhur kende. Canımızı yoxlayaq. Bu hemenki o ev diye. Her şeyin başladığı ev. Oo, Stalker. Zarafat edirəm.
Ayda da samanlığa girmek eləmədə. Ne zibil var həmişə oradan olur da. Bu qədər güllə zat qoyduqlarına görə nəsə var. Ana, bu nədir ala? Ətrafımıza yaxşıca baxırıq. Dayanmırıq. Qaçmağa davam. Mutantlar zatar hücum eləyir bizə. Sö qaçdıq buradan. Qaçdıq, qaçdıq, qaçdıq. Hani ora? Gəldiyimiz yer hani? Hə. Baxaq nə deyir. Yetmiş yeddinci otağa gəldiyib. O seni. Yetmiş yedinci otağa geldi yere gene. Ne ala? Ne? Bu oyunda həqiqətən bug var. Bu şeyləri də yığım, yekunlaşdırma oyunu. Həqiqətən də oyunda bug var. Çünki fikir verirsiniz.
Bunları mən əvvəldən yığmışam axı. Bunları mən təzə yığmışam. Nə? Yəqin ki, oyunun optimizasiyasında bir balaca problem yaşanıb. Birdən bu da əlimizdə. Bir aşağı baxaq. Yəni podvala. Ya da yuxarı baxaq. Valla bu oyun mənə görə daha maraqlıdır. Ha, görsüz. Update-nin qabağı belə deyil idi. Update olundan sonra oyunun zayı çıxdı. Amma yenə də neyniyək, canları sağ olsun. Ya bütün günü əlləşirlər də bu oyunun üstündə. Ən yuxarıda baxaq. Özəki atmaq da olmur. Birdən qalıb.
Oyunda həqiqətən bug var, deyəsən. Sen tez aşağı düşey. Əslində maksimum 3 dənə tapılmalı idi. Bu niyə 4 dənə şey eləyib? Ola bilsin ki, oyunun optimizasiyası körlanıb. Bir saniyə gözləyin. Əgər səhv eləmirəmsə, həqiqətən də optimizasiyası körlanıb. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Deməli, biz düz gəlmişik də əslində. Deməli, o məşhur kəndə getdik biz. Sonra da qayıtdıq. Videosuna baxırım indi hal-hazırda. Desən düzdür ya əslində. Bir tən də baxaq. Hələ baqa girib oyunu, ona görə belədir. Sıfır üç, sıfır beş. Niyə?
Niye düzdüğüre? Geldi mi? Uf, ne oldu? Zelzele baş verir. Kimin altı diye belki. Niye düzdüre? Aha. Taptık. Deməli oyun uşa optimizasiyası yani bug'a girip ama yine de işləyirmiş oyun. Heç bir şeyi səhv eləmədik. Bug olsa da işləyir oyun. Ay seni, tabancamıza veda edirik. Burada tabancamız yoktu. Auto save gitti. Burada baltamızı koyuruq. Həqiqətən də oyunda bug var. Baltamızı qoysaq belə şey oldu. Söz gəldi.
Güzel. Selam. Ne haber? Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Valla benim keyfim gayet yerinde. Şu an bu videoyu izliyorsan belki de 5-10 dakika içinde ölmüş olacaksın. Ya tabii kaydını bulana kadar delirip kendini vurmasa yani. Sana bu videoyu çekme amacım, sana seni nasıl tuzağa düşürdüğümüzü anlatmak. Yani bence en azından bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bence hak ediyorsun bunu. Şimdi bir rahatla, bir arkana yaslan, bir gevşe. Bir relax, sakin. Bak belki çok korkunç katillerle, belki yaratıklarla ya da ne bileyim yani belki uzaylılarla bile karşılaşmış olabilirsin. Yani beynin içinde ne varsa artık. Şimdi nasıl yani diyorsun doğal olarak? Şöyle söyleyeyim. İçinde bulunduğun apartman ormanlık bir alana yakın. Tamam mı? Ama kimsenin senin sesini dahi duyamayacak kadar da uzakta bir yerde. Ve inşaatı 2012 yılında durdurulmuş bir apartmandan bahsediyoruz. İşin garip yanı, apartmanda hiçbir şey yok. Yani artık ne gördüysen, uzaylı olur, yaratık olur, canavar olur. Abi hiçbir şey yok apartmanda. Bak. Bomboş. Yemin ederim hiçbir şey yok abi. Bomboş. Şimdi diyorsun ki ben gördüklerimi nasıl gördüm o zaman? Doğru olarak. Sen gördüklerini bizim sana yaptığımız tılsım sayesinde gördün. Ya sana yaptığımız tılsım sayesinde burada bilinçaltındaki korkularınla yüzleşmeni sağladık. Tabii oynadığın hangi oyun ya da izlediğin hangi filmden etkilendiysen orasını bilemeyeceğim. Şimdi diyorsun ki neden? Şöyle söyleyeyim. Gerçek 129 nolu apartman olaydan sonra yıkıldı. Hani şu olayın baş mimarı iki kız vardı ya. Onlardan biri benim ablam Kübra'ydı. Olaydan sonra ablamın peşini kötü varlıklar bırakmadı. Ya zaten bitkisel hayatta farksız bir yaşamı vardı kızın biliyorsunuz. Ve sonrasında babamın peşine kimliği belirsiz kötü bir grup takıldı. Bize ablamı kurtarmanın ellerinde olduğunu falan söylediler. Bizi tehdit ettiler. Biz de bu kötü güçlere şahit olduk. Ne yazık ki. Amaçları da mesela tuttukları bir köye adam çekmekmiş. Yeğen İşte babam, yani Orhan amcam, takma adıyla Hasan. Ya bazen İsa, duruma göre Musa falan. Ya dini isimlerle insanları ikna etmek bence çok kolay. Tamam. Hadi gönder adresi gönder. Ama telefonu kapatmak falan yok ha. Arayacağım seni yani. Aradığımda ulaşmam lazım. Yalnız başıma oraya gideceğim sonuçta. Tamam, merak etme. Gidecek. Gidecek. Her neyse, onların emirleriyle babamla ben insanların hayatına giriyorduk. Tamam. Onlarla çok yakın ilişkiler kuruyorduk. Çok yakınları oluyorduk onlara. Sonra da köye götürüyorduk. Bak, bundan 2 sene evvel Batu diye bir çocuğun hayatına gittim. Tamam. İnanılmaz iyi aramız ama. Onunla çok yakın oldum. Çok sıkı fıkıyız böyle. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. O derece yani. Onun en yakın dostuydu. Yani o öyle biliyordu. Sonra küldü. Hoş geldin lan. Hoş geldin. Lan, tamam. Lan ne kadar büyümüşsün lan. Bu kadar dinle. Hoş geldin. Sık lan sık. Şehir bebeğsin sık. Duyduğuma göre hala yaşıyormuş. Nasıl hayatta kaldıysa. Ama bak çok şanslı bir yerimsin. Burada şöyle bir şey var. Burada sana bir pay çıkıyor aslında. Yani abi adam hayatta yani belki seni bulur. Ya da sen onu bulursun bir şekilde. İyi bir arkadaşlığınız olur. Olmaz mı? Ya bence de olmaz. Sen o kadar şanslı olamazsın. Sanmıyorum. Ama tabii delirmiş gibi olup gözleri oyulmuş bir halde onların deney farisi olmaktan da iyidir. Neyse bu grup ablama musallat olan varlıkları ablamın üstünden çekmek için babamdan köye birini götürmesi istedim. Ama bir şart koştular. Dediler ki kendi kanından olacak. Biz de iki sen seçtik. Hani niye olmasın ki yani? Niye seçmeyelim? Ne yararımız oldu ki bize? Hı? Sen babanla sefa içinde yaşarken biz ailecek acı çekiyoruz. Biliyorsun ha? Seni direkt köye götürmek çok dikkat çeker, çok anlamsız saçma olurdu yani. Köy hakkında hiçbir şey bilmiyordun ki.
Apartmana çok fazla gidiyor. Gerizekalı. Ama bak, hakkını da yemek istemiyorum yani. Şimdi yiğidi öldür hakkını yemem. Ya ben de aklına soktum. Seni gaza getirdim yani. Bir de ekstra olarak apartmanın kendi yaşadığın şehirde olma ihtimalini de biliyordum. Yani senin açından baktığımızda bence haklısın. Ki bak, onlar zaten senin direkt köye gelmeni istemiyorlar. Böyle bir şey yok. Onların sistemi bu değil. Bak abi, heriflerin sistemi şu. İnsanların hobileri neyse, neleri seviyorlar, zayıf noktaları neyse, yani onların ilgi alanlarından giriyor. Anladın? Yani önce buradan geçmek istedim. Yani ilk yapmak istedikleri şey de insanların zihinlerini ele geçirip beyinleriyle oynayarak onları delirtmek. Yani uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Söylemem gereken her şeyi söyledim. Ne demişler? Yolcu yolunda gerek, değil mi? Zaten birazdan seni almaya gelecekler. Daha ben de geçeceğim oraya. Senin delillerini koyacağım. Bir ton iş var yani. Şimdi keyif yapma sırası da bizde. Annem, babam, ablam, ben. Uzaklara gideceğiz. Sen de uzaklara gideceksin. Hem de çok uzaklara gideceğiz. Cehennemin dibine. Korkma, korkma. Korkma, ölmüyorsun, korkma. Bu boğazına soktuğum şey seni yaklaşık bir saatliğine etkisiz hale getirecek. Önce kaslarını hareket ettiremeyeceksin. Bu ilk aşama, şu an olduğu gibi. Sonra da yavaş yavaş gözlerin kapanacak. Öldüğünü düşüneceksin. Ama korkma, ölmeyeceksin. Senin gibi bir pislik için günaha girecek kadar aptal değilim. Burası bana birçok şeyi öğretti. Aslında kötülük yapmaya çalışırken bana iyilik yaptın, biliyor musun? Sen ne düşünüyorsun? Konuşsana, ha? Konuşsana. Konuşamıyorsun değil mi? Gözlerim de yavaş yavaş kapanıyor. O zaman ben diyeceklerimi diyeyim de sen uykuya dalmadan önce bu bilgilendirme metnini dinle, olur mu? Bak şimdi, sana bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi ile başlayayım. Bugün ölmeyeceksin. Ama ölmeyi dileyeceksin. Diyeceksin ki, keşke ölseydim de bu apartmana hapsolmasaydım diyeceksin. Biliyor musun? Yaklaşık bir saat sonra uyanacaksın ve bu apartmanda tüm korkularınla yüzleşeceksin. Tıpkı
bana burada yaşattığınız cehennem gibi. Bana bu apartmanda cehennemi yaşattınız. Ama beni Allah kurtardı. Peki seni kim kurtaracak? Hadi ben buradan çıktığımda bir süre sonra kendime gelebilirim. Peki ya sen? Bu apartmandan kurtulabilecek misin? Sesini duyuyor musun? Duymuyor musun? Ben duyuyorum. Senin korkularının sesleri. Seni kim kurtaracak? Burak. Korku filmlerini ve korku oyunlarını çok sevdiğini biliyorum. Şimdi aklımda ne korkunç karakterler, katiller, canavarlar, ne ortamlar vardır kim bilir. Bak, biliyor musun? Yerinde olsam beynimi parçalar. Hafızamdan kurtulmaya çalışırdım. Beynimi parçalar, yine bu korkuyla yüzleşmezdim. Kim bilir, şu an beni bile nasıl görüyorsundur? Dur. Tahmin edeyim. Katil kasap. Olmadı. Katil doktor. Zombi. Kesin zombi. Zombi değil mi? Zombi. Değil mi? O zaman bana yardımcı ol. Hadi kendi zorla. Kim? Beni kim olarak görüyorsun? Batu. Efendim? Ne? Batu. Batu mu? Hani şu Y köyüne götürüp hayatını mahvettiğiniz Batu mu? Yani şu an sen beni Batu olarak mı görüyorsun? Oho. Senin adına iyi bir gelişme. Demek ki sende hala biraz vicdan var. İyi güzel. İnşallah buradan tertemiz bir vicdanla çıkarsın. Demek ki sen burada korkularından daha çok vicdanınla yüzleşeceksin. Ama tek suçlu sen misin? Tabii abicim. Tek suçlu sen değilsin. Senin bir elebaşın var, elebaşın. Telefonun nerede? Bir bakalım mı? Senin yoluna gitmediğini, acilen buraya gelmesi gerektiğini söyledim. Çok sürmez. Az sonra babacığın da yanında olacak. Bitti artık. Bitti. Şerefsizler. Yüzlerce insanın hayatını mahvettiniz. Ama artık bitti. Buraya kadarmış. Game over. Az sonra buraya gelecek. Onu da tuzağımıza çekeceğiz. Ve biliyor musun? O bizi kendi ayaklarıyla tıpış tıpış o meşhur köye götürecek. Batu'yu da artık oraya kimlere hapsettiyseniz herkesi kurtaracağız.
ve oraya sizi hapsedeceğiz. Bitti. Çok korkmuş bir yer. Biliyor musun? Ben de oraya gittim. Beni de oraya götürdünüz. Yaptığınız tılsımlamaya gittim. Ama sen oraya tılsımla gitmeyeceksin. Bırak. Sen oraya gerçekten gideceksin. Babanla birlikte. Allah'tan da mı korkmadınız lan? He? Siz bize tuzak kurmak istediniz. Allah da size tuzak kurdu. Cehennemine hoş geldin. Neyse. Böyle oyunumuzu bitirdik. İnşallah ki beğenmişsiniz oyunu. Şimdi videoları tıklayardım ama ki onu özüm montajlayacağım yani. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. İnşallah ki buglar düzelir. Ama ki buglar yok idi birinci defa ama dediğim size. Ama dediğim gibi de canları sağ olsun. Esas oldu ki oyunu düzeldipler. Sağ olun, salamat kalın, üzüze de yaxşı baxın. Kanala abone olun, like atın. Başka hansı korku oyunu istəyirsə yazın.